Saat sabahın 8'i ve biz yine İstanbul'a uçuyoruz, hem de sadece günübirlik. Akşam Bodrum'a dönmüş olacağız. Kerem arkadan bütün eşyaları taşıyor. Ama ben en önemli şeyi taşıyorum. Atlas eve elinde çiçeklerle geldi benim için. Atlas! Atlas! Это мои цветы! Зачем ты их малыш? Atlas! Kara parti! Kerem Bey oyun! Merdiven yoruyor. Ay dede, ay dede dede. Bayağı yoruldum. Ya çok böyle şey gibi, süzgeç gibi ama düz. İnanılmaz. İnanılmaz. Selam. Araya girip Cambly'e videomun bu kısmına sponsor olduğu için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Aralık ayındayız. Yeni yıla gerçekten çok az kaldı ve bu yıl son Cambly indirimini size bir hatırlatmak istedim. %60 indirimden bahsediyorum bu arada. Eğer hala beklediyseniz, İngilizcenizi geliştirmeye başlamadıysanız ve bu yıla dair yapmak istediğiniz şeyler listesinde hala bir madde ise bence gerçekten çok güzel bir son fırsat. Zaten indirim kodunu da ekranda görüyorsunuz. 66PCA koduyla tam %60 indiriminiz oluyor ve sadece 299 TL'den başlayan fiyatlarla kendinize ve geleceğinize, yani sadece bugününüze değil geleceğinize de en güzel yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Cambly'nin çok güzel bir grup dersi özelliği var. Ben daha önce denedim ve gerçekten çok sevdim. Öncelikle zaten hani grup dersi deyince böyle aklınızda çok büyük gruplar canlanmasın. En fazla 3 öğrenciyle yapılan, aklınıza gelebilecek her şeyden bahsedebileceğiniz ders formatında İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz. Özellikle böyle daha günlük konuşma akışınızı geliştirmek istiyorsanız bence inanılmaz güzel bir seçenek. Özellikle birebir değil de böyle grup. Çünkü hiç tanımadığınız insanlarla bayağı böyle akışta sohbet ediyorsunuz. Bu arada Cambly'e kaydolduktan sonra dilediğiniz kadar ücretsiz pratik yapabiliyorsunuz. Cambly'nin AI özelliğiyle, yani yapay zeka özelliğiyle. Belki bir mülakata hazırlanıyorsunuzdur, belki sınava hazırlanıyorsunuzdur ve ücretsiz kaynaklara da erişebiliyorsunuz. Gerçekten kendinize bu yıl bitmeden yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi tabii ki de artık İngilizcenize bir şans vermek ve kendinize de şans vermek en başta. Tüm detaylar açıklama kısmında. Cambly'e de tekrardan videonun kısmına sponsor olduğu için teşekkür ederim. Yılın ilk şöminesi. Yalandı. Olsun.
Bugün pazar görünümünde bir cumartesi günü. Dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Bu arada günlerdir yağıyor zaten hava. Dışarı çıkmadık, bir şey de yapmıyoruz. Yemek yapacağız. Ben bunu biliyorum. Şöyle yapıyoruz. Bir çıt taşlıyoruz. Sonra üstüne beş. Hoppa! Su! Atlas kontrol. Atlas su nerede su? Damacana. Öpeyim mi? Öpeyim mi? Bir tane kırmızı soğan alabilir miyiz? Ama en son. Doğrayalım, hazır olsun. Look. Look mu? Look. Evet. İngilizce mi? Hayır, Rusça look. İzninizle bir kombuça açmak isterim. Ben de senden şarap isteyecektim. Sağ üst köşedeki kırmızı şarabı alabilir miyiz? Küçük bir atlas yapıyorum. Şefim ya. Şeflilendi. Ya şefim ya. Diyecektim ki salatamıza portakal koyalım. Ya gerçekten diyecektim. Atlas şef. Lazım bu bilgiler. Hayatını kolaylaştırır. Ya bak ya. Eren neler yaptı temalı? Burada salata. Görüntüsü çok güzel, tadı daha güzel. Burada fırınlanmış patates. Buna bir şey deniliyordu, smashed mi? Ne? Bir şey, patates. İngilizcesi smashed olabilir mi? Balık, uskumru var. İnanılmaz. O sırada biz Atlas'la ne yaptık? Biz Atlas'la ne yaptık? Bir şey yapmadık. Baktık. Ya şef. Gözleri kapandı. Abi şurada gidiyor ve kalka atmaya başlıyor. Biz paralel almıyor muyduk? Nasıl diyor? Bu ağaçtan toplayabiliyoruz. Oğlum o uzun hikaye. Sen onu sonra öğrenirsin. 1, 2, 3. Selam. Heyecanlı birer anne babayız. Çünkü bugün... Ay bir dakika. Bugün oğlumuz Atlascan'ı ilk defa bir oyun grubuna götürüyoruz. Geçen hafta böyle bir tanışma günü vardı ama bütün çocuklar tüm gün boyunca sadece böyle gelip bahçeyi görebiliyorlardı. O çok sayılmazdı çünkü hani herhangi bir koordinasyon yoktu. Fakat bugün artık böyle 2 saat bir şeyler yapacaklar bilmiyorum. Henüz tabii ki de çok küçük yaşların olduğu bir grup olduğu için ne kadar şey beklemem gerekiyor bilmiyorum. Atlas 14 aylık şu an biliyorsunuz ki. 15. 15 olmak üzere. Evet. 15'e yaklaştığı için 15 diyebiliriz bence. Evet haftaya 15. 5 aylık zaman gerçekten inanılmaz bir şey. Neyse kısacası oyun grubuna gidiyoruz. Bu arada bence bu mesela işte şu aylarda oyun grupları ya da herhangi saate olan bir şeye ayak uydurmak gerçekten çok zor. Çünkü mesela Atlas şu an bir iki uyku bir uyku yapıyor.
henüz tam o böyle arada bir geçiş şeyinde. Bugün çok erken kalktığı için yani 6.30. Bakar mısınız bendeki lükse, 6.30'a çok erken diyorum ama son zamanlarda böyle 7-7.30'ları görüyordu. İlk uykusuna da erken yatmış bulundu. Bu nedenle belki bugün iki uyku günü olabilir. Ama mesela tek uyku uyusaydı da belki oyun grubunu kaçıracaktık falan. Böyle aradayız yani. Hatta biz haftada iki olana gitsin istedik ama 9 saatten denk geldiği için gidemiyor. Evet, evet. Böyle. Günaydın. Çok yorgun. Umarım çok yorgun görünmüyorumdur. Çünkü aslında gerçekten dinlendim. Gece çok değişik. Gece çok değişik bir gece geçirdik. Atlas gerçekten saat başı uyanıp emdi ve ben hiç uyuyamadım yani. Gerçekten hiç uyuyamadım. Bu nedenle sabah 6'da kalktığımda da yataktan kalkamadım. Kerem'le Atlas kalktılar. Şimdi de Kerem uyuyor. Ben devraldım. Ben de uyandığımda bir duş aldım ve iyi hissediyorum. Dinlenmiş hissediyorum. Bilmiyorum yani niye böyle bir gece geçirdik ama oluyor. Arada yapacak bir şey yok. Son birkaç gecedir çok iyi uyuyorduk. Belki de onun şeyini kırmak için. Hani çok da alışmayalım istiyor herhalde. Bu arada yürümeye başladı, bunu biliyorsunuz. Bütün rujlarımı açmayı öğrendi, görüyor musunuz bilmiyorum. Ama parmaklıyor. İçinden böyle kanırtarak çıkarıyor rujları. Hiç komik değil. Dün ilk defa oyun grubuna götürdük ve... Sinirlenmeye başladı bir şeylere, çok komik gerçekten. Oyun grubuna götürdük dün ve çok komikti. Yani kaç, 7-8 böyle işte 13-15 aylık bebeklerin hani bir arada durması gerçekten dünyanın en komik şeylerinden biriymiş. Hepsi farklı yöne emekliyor bir kere. Böyle arada bir çembere oturtuyorlar işte eğitmen şarkı söylüyor falan ama hani durma zamanları 5 saniye falan. Sonrasında hepsi böyle farklı yönlere emeklemeye başlıyor ve ilgilerini tabii ki de başka şeyler çekiyor. En çok mercimek oyununu sevdi Atlas. Yani böyle çünkü işte bir sürü mercimek getirdiler ortaya ve bir kaptan bir kaba mercimek boşaltıyorlardı ve bayıldı yani. En sevdiği şeydir zaten, bir şeyi bir şeyden boşaltmak, geri koymak, işte kutuları açmak, geri kapatmak falan. Bu çok güzeldi. Onun dışında güzel bir deneyim oldu bizim için. Haftada bir gideceğiz böyle. Hem o akran görsün çünkü. Çevremizde gerçekten hani hiç böyle çocuk sahibi pek kimse yok maalesef. Bu nedenle hep böyle yetişkin görüyor o da. Yani böyle iyi olacak. Bize de iyi olacak. Biz de hani mesela her yeri ruj oldu. Hem biz başka anne baba görmüş olacağız. Hem de başka bebek görmüş olacağız. Birazdan her yer ruj olacak. Ben biliyorum. Şu gri valize alırlar mı? Onu böyle garip sandık gibi. Yarın sen burada panoya erişmem gerekiyor bana. Diyorum ki hayır bir şey oldu. Teşekkür ederim. Hemen onu aldın mı? Hı. Biz gördüğünüz üzere yeni yıl ağacı kurmaya başladık. Fakat ne yalan söyleyeyim, ilk başta vlog açmayı unuttum. Vlog açmak. Kamerayı kurmayı unuttum ama yarılamadık sayılır, daha çok işi var. Atlas çok yardımcı oluyor tahmin edersiniz ki. Evet, senin bir kolunu bloke ederek. Bir kolumu bloke ederek. Atlas ikinci Christmas ağacın. Ne düşünüyorsun? Puf mu? Biraz çevirseydin. Ne güzel, New York'ta alıyorsun böyle, komple getiriyorsun, koyuyorsun ya. Aç, ayarlı diye bir şey yok. Ağaç neyse o. Başka bir şey var ya. Havası var ya, yalan değil ya. Vallahi bu sabah kalktığımda iyi ki Bodrum'da yaşadım. Atlas pomegranate. Bam 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 bam. Hoppa. Zeloane ender.
Sıcak. Çok güzel yağıyor. Bas kız Abbas. Daha çok. Ayakların da mı? Bu ne? Şu yukarıdan aşağı inen. Aşkım ya. Atlas ya. Atlas ya. Atlas'ı bugün Elvira uyutacak. Evet. Uyursa. Yani... Ya Atlas Elvira'yı uyutur. Atlas biniyormuş. Elvira'yı uyutur. Fu 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 fu. Smatri Atlas. Sen de resimsin. Evet. Galiba oldu azıcık. Ne o? Sırtım böyle bir tutuk aldı. Sırt nasıl kırtladı biliyor musun? Ben anladım ne dedin? Buradan. Nereye? Buraya mı? Allah. Buradan. Ne yapıyorsun? Buradan. Aşkım gel. Sonra şunu getir bu tarafa. Anladım. Evet. Olmadı. Tamam. Olmadı. Atlas'ı da kapat. Tekme atıyor. Atlas. Şimdi yerine. Atlas kayra bıraktı. Atlas. Atlas şey yapıyor. Atlas kırt. Ağırlıkla daha iyi olur. Atlas. 1-2-3 kırt! 1-2-3 kırt! Kayropraktöre gider misin? Giderim sonsuz. Deli misin ya? Ben her gün olsa her gün sonsuz ya. Sonsuz giderim. Gerçekten ben aşırı... Böyle... Korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Of! Oh. Oha! Ya? Duymadın mı? Yok. Ne yaptın ya? Ne bileyim? Ya, şimdi çok saçma bir şey oldu. Of dedi sadece. Bak sana göstereyim nasıl yapman gerektiğini. Deminkine. Ya çok komiksiniz. Keşke bunların hepsini çekebilsem. Oha! Duydun mu? Çok iddialı. Gerçekten. Hep şu yöntem. Şöyle bir. Ay sen sen. Ne oluyor? Bir şey daha yayılıyor sanki burada. Oluyor. Hadi Allah'ım. Hayır. Ben niye hep burada oturuyorum bu arada? Evet. Ben de şakayım. Ay Atlas, ay. Sen kimsin? Sen kimsin ve burada ne işin var? Hiç hoş değil. Aşırı hoş değil. Senin evine giriyor muyuz? Kimsin sen? Hiç güzel değil. Buraya girmen hiç güzel değil. Atlas yerdi şimdi. Atlas olsa seni yerdi gerçekten. Ne yapacak? Nasıl alacaksın? Allah. Ben hiç rahat değilim şu an. Hiç hoşuma gitmiyorsun. Nerede? Atlas. Bu ne? Nasıl hareket etmek bu? Selam. Atlas uyuyor. Uyanıyor. İkisi de. Neredeyse artık bir hafta olacak. Bu nedenle biraz sindirdiğimiz için size başımıza gelen küçük çaplı felaketi anlatmak istiyorum. Küçük çaplı olmasının sebebi hiçbirimize bir şey olmamış olması. Aslında felaketin boyutu bence bayağı büyük yani. Eğer Instagram'dan takip ediyorsanız beni zaten görmüş olabilirsiniz. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız da edin. Geçen cumartesi gecesi yani pazara bağlayan gece
Bodrum'da çok ciddi bir fırtına vardı zaten. Fırtına uyarısı da vardı ve gece boyunca böyle o kadar rüzgar sesi duyduk ki. Yani bir ara uyandık rüzgar sesine. Ben klimalar açıldı sandım. Hani öyle bir uğultu vardı odanın içinde. Sonra yine hani gece kaçta olduğunu hatırlamıyoruz ama bayağı böyle gecenin ortalarında bir yerde ciddi bir pat 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 diye bir ses duyduk. Ve kalkmadık. Neyse ki kalkmamışız bu arada. Sadece uykumuzdan olurmuşuz yani. Çünkü hani artık o saatten sonra yapacak bir şey yoktu. Sabah uyandık. Evin kapısını, dış kapıyı bir açtık ki evin önünde park edilmiş iki tane arabamız vardı. İkisinin de üstünde boydan boya çok büyük bir ağaç yatıyor yani. Şok içindeydik gerçekten. Ya o anki şokumu, Kerem uyuyordu henüz. O anki şokumu tarif edemem yani. Her gün 10 kez girip çıktığımız, Atlas'ın emeklediği, yürüdüğümüz, arabayı park edip arabadan indiğimiz yer böyle ya arabayı ilk zaten pert sandık. Ya bayağı ezmiş geçmiş ağaç, delmiş hatta tüm arabayı. Neyse koştur koştur ya ben tabii aşırı panik oldum. Kerem'i uyandırdım. Kerem geldi ve böyle hani bir süre gerçekten böyle sindirmeye çalıştık yani nasıl böyle bir şey olabilir diye. Bu arada çok rüzgar vardı fakat hani yine de 10 kadar büyük bir ağaca düşürecek kadar mıydı bilmiyorum. Mahallede yani çevremizde başka tek bir dal bile düşmemiş. O ağaç düşmüş. Yani şuna inanmak istiyorum. Ağacın devrileceği varmış belli ki bu arada. İyi ki herhangi başka bir gün değil, gün içinde, gündüz vakti, bizim orada olduğumuz bir zamanda değil de gece kimse orada yokken devrilmiş ve bu olay da böyle olmuş oldu. Kendimizi böyle rahatlatıyoruz çünkü üzüldük yani tabii ki de çok üzüldük. Bir arabada ciddi bir hasar var ama diğeri neredeyse böyle perte yakın. Ve o arabanın yani o çok ciddi hasar alan arabanın her yer böyle cam zaten. Neyse fark ettik ki taşınma esnasında sonradan yaptırırız deyip kaskosunu yaptırmamışız. O zaman bir daha üzüldük zaten yani. Asıl ona üzüldük gerçekten. Düşündükçe gerçekten üzülüyor. Arabanın görüntülerini zaten koyarım. Bir iki gün boyunca sadece bakıştık. Bir buçuk iki gün sonra zaten işte pazartesi oldu. Pazartesi olduğunda belediye gelip ağacı topladı. Arabayı çektirdik. Hala bir ses yok yani. Hasarını dahi henüz bilmiyoruz. Durum böyle. Yine de her gün tabii ki de bunu hatırlayıp aslında ne kadar şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Yani her gün orada kaç kez bulunduğumuz belli değil ve biz oradayken de olabilirdi. Oraya park ettiğimizde olabilirdi. Orada yürürken düşebilirdi bu ağaç. Bu şekilde. Kaskonuzu yaptırın diyebilirim. Şey kamu spotu böyle olacak varmış deyip böyle sindiriyoruz bu konuyu. Oğlum ağzındaki bitmeden olmaz. Yam yam yam. Yam yam yam. Yam yam yam.